Kentsel Yapı'nın sunduğu Mert Gürenç'te Genç Söylem başlıyor. Kanal 5'in ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Genç Söylem programı yine aynı saatinde fakat bir 15 dakikalık bir gecikmeyle başlıyor bu akşam. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Tabii geçen hafta sizlere söylediğimiz gibi bu hafta AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Darıca, Çayrova ve Dilovası Gençlik Başkanları bizimle ve Çayrova'da da İbrahim Başkan da birazdan bizlerle olacak. Program çok uzun sürecek ve çok kısa kısa kesmem lazım ki konuklarıma çok söz vereyim. Hemen başlayalım. Sağ tarafımızda bildiğiniz gibi Darıca Gençlik Kolları Başkanımız ve başkanımın mikrofonumuzu takmamış ama Darıca Gençlik Kolları Başkanımız Cüneyt Şentürk var. Sol tarafımda yine Gebze AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Ertan Kara beyefendi var ve Dilovası AK Parti ilçe başkanlarımızdan, ilçe gençlik kolları başkanlarımızdan Semih Kaya Bey var. Birazdan da Çayrova gençlik kolları başkanı İbrahim Bey de aramıza katılacak. Tabii müsaade ederse Cüneyt Bey, önce misafirlerimiz diyelim. Siz bizim artık buradan sayılıyorsunuz. Ertan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükürler olsun, sizlerle daha iyi oluruz inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Semih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, inşallah sağ olun, sizde. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Cüneyt Bey siz de hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. O zaman önce misafirlerimizden mi başlayalım Cüneyt Bey? Çünkü siz artık ev sahibi oluyorsunuz. Darıca'dayız. İstediğin kadar sıkıştırabilirsiniz. Problem yok yani. Şimdi yeni konuklarımız var. Siz varsınız. Yine program hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Programımız soru üzerine gitmeyecek bugün fazla ama sohbet edeceğiz. 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki olan duyguları anlatacağız bugün ve 7 Haziran'la 1 Kasım arasında neler değiştiğini anlatacağız. Gençlerin neler düşündüğünü öğreneceğiz hep birlikte. Evet Ertan Başkan, önce sizinle başlayalım. Teşekkür ediyorum. Evet. 7 Haziran'da %41'lik bir oy alındı. Evet. Fakat şu anda 1 Kasım'da da %49'luk bir oy alındı. Evet. 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki bir duygu alabilir miyim sizden? Çünkü o zaman tek başınıza iktidar değildiniz evet. Ama 1 Kasım'da iktidarsınız. Evet. Tabii ki %41'lik oy oranı ülke genelinde bakıldığında en yüksek oy alan partiydik. En yüksek oy alan tek partiydik işin açıkçası ama tek başımıza hükümeti kuramamamız bizi üzdü. Bununla beraber tabii ki genel merkez teşkilatımızın yapmış olduğu siyasetler doğrusunda ve yapmış olduğu çalışmalar doğrusunda biz yerelde mesela Gebze ilçemizde çalışmalar yürütüyoruz. Tabii 7 Haziran sonrasındaki bizim üzüntülerimiz genel merkeze de aynı şekilde yansıması ve sonrasındaki yapılan çalışmalar, yeni yapılan anketler ve halkımızın istemiş olduğu, arz etmiş olduğu talepleri değerlendirerek yapılmış olan bir çalışma stratejisi vardı. Bu çalışmayla beraber seçim beyannamemiz tabii ki bu konuda çok çok önemli. Seçim beyannamemizin güzelliği, gençlere yönelik özellikle yeni planlar, projelerin olması bizleri ayrı bir mutlu etti. Tabii bu halkımıza, vatandaşımıza, genç kardeşlerimize bir hayli yansıdı. 1 Kasım seçimleri çalışmalarında tabii ki sahada her yerde olduk biz. Oluyorken genç kardeşlerimizin bizim seçim beyannamemizi güzelliklerle karşılaması bizi ayrı mutlu etti. 1 Kasım seçim gününe gelmeden önce biz zaten hemen hemen bu oranlara yakın bir sonuç bekliyorduk işin açıkçası. %49'luk oranda tabii ki tek başımıza hükümeti kurmamız ve bu bence ülkemiz için, gençlerimiz için, yeni nesil her kardeşimiz için çok çok iyi oldu. Çünkü bizim partimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olan bir parti. Diğer partilerden ben daha bugüne kadar bizim şu tarihli hedefimiz var, böyle bir projemiz var diye bir şey duymadım. Ki biz yatırımlarımızı da zaten genel merkezimiz ve hükümetimiz yatırımlarımızı da yapıyorken 2053 hedeflerini, 2023 hedeflerini göz önünde bulundurarak yaptıklarına inanıyorum.
Tabii ki bunun mutluluğu, %49 küsürlerde oy almamızın mutluluğu paha biçilmez. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah umuyoruz. Sözlerimi olur. Böyle tamamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, aslında Kocaeli'de bir de en zor olan yer Dilovası. Aynen. Evet. 7 Haziran'da HDP'nin güçlü çıktığı bir bölgeydi ama gene bu 1 Kasım'da güzel bir başarı elde etti Sayın Semih Başkan. Evet. Çünkü tam oranları bilmiyorum ama bayağı bir Dilovası'nda AK Parti öndeydi. %55 miydi? Çok iyi bir rakam. Semih Başkan, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki duygularınız ve çok ciddi ve samimi anlamda söylüyorum, çok büyük bir başarı. Kesinlikle aynen öyle. Öncelikle ben burada tüm parti büyüklerimize ben teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sebebi ise bu bölgede milletvekili adayının Dilovası'ndan belirlenmiş olması. Ben bunu bu oturduğumuz her ortamda, yani her toplantı ortamında, her oturduğumuz masada kesinlikle partimizin bizim Dilovası'na büyük bir fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Sebebi ise dediğim gibi milletvekili adayımızın Dilovası'ndan çıkması ve tek başına 4 ilçenin bütün yükünü sırtlayarak bize de birer şöyle bir aşıladı, yani şu şekilde aşıladı. Bizler Dilovası'nda birer Cemil Yaman gibi çalıştık. 7 Haziran'a göre 1 Kasım'la arasındaki fark, bizim Dilovası'nda milletvekili adayının Dilovası'ndan olması bizim elimizi ciddi bir anlamda rahatlattı. Çünkü artık Dilovası kendi insanını, yani hangi partiden veyahut da hangi görüşten olursa olsun, yani benimsiyor, destekliyor sonuna kadar hem de. Daha sonrasında gençler anlamında biz Dilovası'nda, yani şu ana kadar görünmemiş bir çalışma yaptık. Sebebi ise çünkü bir muhalefetin tadını aldık yani biz gençler olarak. Onun haricinde genel merkezimizin belirlemiş olduğu stratejilerle ilin, daha sonra ilçemizin, SK yönetimin, bütün herkesin o yenilmişlik duygusunu tadarak, yani daha çok hırsla asılı bu işe 2002'deki ruhla tekrardan canlandığını düşünüyorum. Dilovası'nda gerçekten dediğiniz gibi siyaset çok zor. Dilovası'nda siyaset yaptıktan sonra yani insan biraz daha çok pişiyor. Çünkü yani türden farklı yörelerden insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Ayrıca güzel bir siyasi çalışma yapabileceğiniz bir ortam aslında. HDP'nin o kadar yüksek oy almasının sebebi partiye kırılmışlıklar vardı, küsmüşlükler vardı. Ama dediğim gibi ilçemizden bir milletvekili olmasaydı bile biz yine bu oyu alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü artık yani insanlar gerçekten bu partinin tek çıkar yolu olduğu parti bu parti olduğunu söylüyorlardı. O düşüncelerdi. O zaten o zihniyette, o doğrultuda ilerlediğimizi, çalıştığımızı düşünüyorum. Güzel bir çalışma oldu. Almış olduğumuz oy oranlarda da tüm ilçeler arasındaki en çok oyunu yükselten ilçe olarak Dilovası. %16'lık bir oy oranı ile. Onun haricinde de diğer siyasi partilerden de HDP'nin özellikle, yani en yakın şu an takipçimiz HDP. Onun da almış olduğu oy oranında Dilovası'nda 7 Haziran seçimlerini saymasak eğer, almış olduğu en iyi oy oranı. Ama AK Parti şu ana kadar Dilovası'nda almış olduğu oy oranı 1 Kasım seçimleri, yani en çok almış olduğu oy oranı. Allah var, herkes yani canının dişine takaraktan Dilovası'nda birer Cemil Yaman gibi. Hatta bazen ben çalışmalarım burada kalmıyordu. Cüneyt Başkanımızla beraber Darca'da bir gidilmesi bir yer varsa, gidilmesi gereken bir yer varsa Cüneyt Başkanımızla beraber veyahut da Gebze'ye gitmemiz gereken bir yer varsa Ertan Başkanımızla beraber öyle o yerlere kadar da artık yani çalışma şeyimizi, sınırlarımızı aştık yani. Çok şükür, hamdolsun, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, güzel bir sonuç aldık. Hem Dilovası'nda hem Kocaeli genelinde hem ülke genelinde. Gerçekten yani Dilovası'nda hemen hemen yani o oyları bekliyorduk. Kocaeli'nde de hemen hemen bu oyları bekliyorduk ama ülke genelinde bu kadar bir sıçrayış olacağını düşünmüyorduk açıkçası. Yani %45-46 o civarlarda. Çok şükür, hamdolsun, yani güzel bir oy sonucu aldık. Yani artık bundan sonra özellikle gençler rahat bir nefes aldığını düşünüyorum. Zaten seçim vaatlerindeki sunmuş olduğumuz vaatler de yani gerçekten tüm gençlere büyük bir umut olacağına inanıyorum. Düşüncelerim bu kadar. Teşekkürler. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, şimdi Darıca Başkanımıza da döneceğiz, Cüneyt Bey'e de. Bizlere ulaşmak istiyorsanız efendim, bilgisayarlarınızdan izliyorsanız hemen sol tarafında mesaj kutusunu göreceksiniz. Oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Burada başkanlarımız kaçınmadan yanıtlayacağını düşünüyorum. Ki zaten bu saatten sonra da bir yere kaçılacak bir halimiz yok. Evet, Cüneyt Başkan. Seçimlerden önce birlikteydik ve zaten hep inananlardan birisiydiniz. Evet.
tek başımıza bu sefer iktidar olacağız demiştiniz. Birçok açıklamanızdan dolayı bizlere mesaj geldi. Sizin konuşmalarınızdan dolayı ve onları ikna etmiş olduğunuz muhalefetler ve AK Parti'ye oy kazandırdığınızı biz birebir burada şahidiz. 7 Haziran ve 1 Kasım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda öncelikle ben de büyüklerimize teşekkür ediyorum. Semih Başkan teşekkür ettiği gibi ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza teşkilatta görev almış, görev alamayan, iş sebebiyle teşkilatlara çok fazla gelemeyen, üye olan bütün herkese ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu seçim gerçekten sadece teşkilatlarımız değil, sadece milletvekillerimiz değil, milletvekili adayları değil. İnanın bana halkımız bile gerçekten teşkilat gibi çalıştı. En basitinden örnek vereyim, benim annem bile komşularına gittiği zaman mutlaka iki kelimeyi bir araya getirip AK Parti'ye oy isteyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını, Ahmet Davutoğlu'nun yaptıklarını halk olarak biz bütünleşip çalıştık. AK Parti ruhu gerçekten yeniden canlandı. 7 Haziran seçimlerinden sonra akşamında bizim teşkilatta %41 almamıza rağmen inanılmaz bir üzüntü vardı. Gerçekten gözyaşı döken bir sürü arkadaşımız vardı. Ben gözlerimle şahit oldum bunlara. Diğer partilerin hayalini bile kuramayacağı oyları biz aldığımız zaman üzüldük. Bu da bizim ne kadar büyük bir parti olduğumuzu zaten gösteriyor. 1 Kasım seçimlerine geldiğimiz zaman da biz inanıyorduk. Semih Başkan'ın söylediği gibi, Ertan Başkan hatta en son toplantı yaptığımızda, Gençlik Kolları Başkanları toplantısı yaptığımızda il başkanımız bizden rakam istemişti. Ben o zaman %46 demiştim sanırım. Ertan %47 demişti. Semih Başkan da %45 mi demişti? Bizim beklentimiz o yöndeydi. Tek başına iktidar bekliyorduk ama gerçekten milletimiz inanılmaz bir Osmanlı tokat attı. Kime tokat attı? Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçtiğimiz seferde de konuştuğumuz gibi gerçekten bu millet bir şeyleri unutmuyor. Yerel seçimlerle genel seçimler arasında bir sene arada fark olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum. İlçelerde belediye başkanına %35 oy çıkan bir ilçede aynı 6-7 ay sonra yapılan genel seçimlerde inanın bana AK Parti'ye %55-60 gibi rakamlar çıkabiliyor. Belediye başkanlığı seçimliğinde 60 çıkan yerde genel seçimde 40 çıkabiliyor. Yani bu millet diğerlerinin, diğer partilerin söylediği gibi bidon kafalı değil, göbeğini kaşıyan adamlar değiller bunlar. Gerçekten bu kadar %20 gibi bir fark oluyorsa bu insanlar demek ki belediye başkanını seçebiliyor. Bu insanlar demek ki genel seçimde oy verebiliyor. Onun için biz 1 Kasım'da aldığımız oyu sonuna kadar hak ettik. Kapı kapı gezdik. Gerçekten biz son 5 aydan beri inanılmaz bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun için teşkilattaki bütün herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bu davanın şuurunu bu seçimde kaybettiklerimizle beraber anlamış bulunduk. Onun için bizim şimdi önümüz açık. Artık diğerleri düşünsün diyoruz. Evet. Güzel bir başarı aslında. Yani gençler açısından inanılmaz bir başarı. Sayın başkanlarımız biz de tabii sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadar çalışmalarını görüyoruz. Keza Cüneyt Başkan'ı ben yağmurlukla dışarıda broşür dağıttığını dahi gördüm. Keza yine Ertan Başkan'ı da gördüm. Sevim Başkan'ı da gördüm aynı şekilde. Buradaki amaç, buradaki başkanlarımızın burada olmasının amacı tek bir şey var. Tabii ki de gençler. Bu partinin, yani hükümet partisinin şu anda gençlere ne vereceği önemli. Ben şunu biliyorum. Hiç unutmadıysam bedava internet sözü vardı. Doğru. Bu bir gerçek. Asgari ücret vardı. Bu da bir gerçek. Şimdi bunları bir kenara bırakıyorum. Genel bir siyasete giriyorum. Birazcık muhalefet olacağız ama o kadar da olacağız tabii ki de. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ekmek 1 liraydı. Ben bugün uyandığımda 1.25'i aldım. Koalisyon döneminde bu olmadı. Sonuçta bir koalisyon kuruldu. Kısa da olsa bir koalisyon kuruldu. 1.250 değildi. Fakat AK Parti tek başına iktidara geldi. Ekmek şu anda 1.25. Bunu özellikle sormak istedim size. Kim cevap versin? Hanginiz başlamak istedim? Hemen şöyle söyleyeyim. Bunun cevabı çok basit. Şimdi ben şunu sorarım. AK Parti iktidar olmasa idi. Bugün şunu konuşsaydık. MHP bugün iktidar olsaydı, ekmek 1.25 olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? 1 milyar olan asgari ücret sabit duracaktı. Ekmek 25 kuruş zamlanacaktı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 300 TL fazladan para verdiğimiz adamdan günlük 25 kuruş fazla para istiyoruz. Bu kadar. Yani şimdi bu sıkıntı da orada şimdi. Halk arasında konuşulan olay şu. Ya bunlar da kaşıkla verdiler. Şimdi kepçeyle istiyorlar. Yok. Muhabbeti çok dönmeye başladı. Ben kepçeyle verdik. Kürdanla istiyoruz. Kürdanla istiyoruz. İşte, halkın gözünde bu çok görünüyor. Ama çok erken olmadı mı sizce? Çok erken olmadı. Niye? Çünkü şunu söylüyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki asgari ücret sabit durmuş olsaydı dediğiniz doğruydu. Ama 300 TL'nin yanında 25 kuruş kesinlikle konuşulmaz.
hesabı şöyle yapmamız lazım. O zaman da söylemiştim. 2001 yılında verilen bir tane asgari ücretle 250 tane ekmek alınabilirken bugün 1000 liradan konuşursak bir asgari ücretle 1000 tane ekmek alınıyor. Bu da demek oluyor ki 13 senede biz bunu 4'e katlamışız. Şimdi de ufak bir matematik. 1000 bölü 1 yapmıyoruz da 1300 bölü 1.25 yapıyoruz. Aslına bakarsanız aldığımız aynen ekmek sayısı bile artmış şu anda. Peki başkan, 2001 yılında asgari ücret ne kadardı? 250 küsur. Ekmek ne kadardı? İşte onun hesabı... Aynı hesaba geliyor. Yani aynı hesap... Yok, ben onun hesabını zaman... şu anda internet başında izleyen varsa, televizyon başında izleyen varsa hesabını yapabilir. 2001 yılında Google'a yazsınlar ekmek kaç paraydı, asgari ücret ne kadardı, şu anda ne kadar, 4'e katladık. Ben bunun araştırmasını yaptığım için emin konuşuyorum. Bir de şöyle bir şey var diye bizim hatta büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz bunu hep söyledi. Asgari ücretin yükselmesi demek bunun zaten bir şekilde vatandaşa yansıması demek olacak diye söylendi. Çünkü bu ekmek fırına gelene kadar, bu unu imal edene kadar çiftçisinin gideri artıyor. 1000 lira maaş verdi adama, 1300 vermek zorunda. Oradaki ekmeği üreten usta 2 milyar alıyorsa 2,5 alacak. Oradan da bir şey var. Yani her türlü bir şekilde bunların, ha şöyle de bir durum var. Aslında bugünkü erken mi dediniz ya, bu koalisyon hükümetlerinin kurulabilme ihtimalleri bile aslında bizi 3-5 ayda olsa ne kadar sıkıntıya koyduğunu, 2000 yıllar öncesine ne kadar çabuk dönebileceğimizi, ne olursa olsun koalisyon hükümetleri denemelerinde bile olacağını ortaya koymuş oldu. Yine de 25 kuruş çok değildir. Ha şöyle de bir şey var. Cüneyt Başkan da söyledi. Bugün MHP iktidar olmuş olsaydı o 300 lirayı da veremeyecekti. Veremediği halde 1.25 de değil 1.5 yapacaktı belki. Çünkü geçmiş dönemlerde bunlar yaşanmış, görülmüş olan şeyler. Sayın Başkan, peki bir şey soracağım. Şimdi muhalif partiler zaten şunu söylemişti. MHP 1.400, CHP 1.5 dedi. Doğru. AK Parti geçen seçimde de seçimden önce de konuşmuştuk size başkan. Bunu sayın başkanlarıma da sormak istiyorum. Şimdi AK Parti o dönemde veremiyordu. Yani olmaz öyle. Ekonomi dağılır, şu olur, bu olur. Fakat 1 Kasım seçimlerinde, seçim vaatlerinde 1300 lira olacağını söyledi. Evet. Şimdi acaba insanlar şu kuşkuda da baktılar. Yani o zaman 7 Haziran'da AK Parti'nin iktidardan düşmesinin tek sebebi bence buydu. Evet. Maaşlardaki orantılar. Sadece o değildi, ona bağlamamak lazım. Tabii değil, hayır. Tabii. Onunla değil, tabii. Bir nebze de olsun o da var. Mutlaka, şimdi. Evet. Şimdi 410 vereceğim diyordu. Peki iktidar olsaydı veremez mi diyorsunuz? İktidar olsaydı MHP için mi diyorsun? Evet. Evet. Yani şöyle bir şey var. Bugüne kadar yaşanmış olan şeyleri biz de geçmişimizi, tarihimi az çok okuyoruz ve takip ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Çünkü ister istemez siyasetin içerisindeyiz. Ve arkadaşlarımızla istişareler ve sohbetlerde bulunuyoruz. Velhasıl bugüne kadar... AK Parti haricindeki diğer hükümetler, koalisyon hükümetleri ve diğer partiler ne olursa olsun söyledikleri hiçbir sözü yerine getirememiş. İnşaat söz vermişse bile temelini atacak pozisyona getirmiş, kalmış. İkinci çivisini hiçbir şekilde çakamamış, yapamamış. Ama bugüne kadar AK Parti 2002 yılında iktidar olduğun günden bugüne kadar ne söylemişse, hatta söylemedikleri, söylenmemiş olan projeleri bile, yani bizim seçim beyannamemizde olmayan gündemlerimizi bile ekstra olarak halkımıza kazandırmıştır diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Semih varsa bir şey, buna ben bir cevap ilave edeceğim. Sen tabii söyle. Önce sen söyle. Öncelikle ben şunu da belirteyim. Önceden bu ekmek muhabbetinden önce başlayayım. Yani bizler, önceden büyüklerimiz ekmek kuyruğunda, daha sonra ekmek bulamamaktan evet dolayı şikayetçilerdi. Evet. Ama çok şükür ki bugün yani 25 kuruş zam geldi, bunun şikayetini yapabiliyoruz. Yani çünkü yani bu halk dilinde şu anda işte, dönüyor. Siz de evet duymuştursunuz muhakkak evet, yollarda yani, falan gezerken. Yani diyorum yani çok şükür yani şu anki bu tartışmaları yapabiliriz biz. Yani çok şükür evet şu an asgari ücret önceden 1000 lira bize yetmiyordu ama yani şu an demek yani önceden neden 1300 lira yapmıyordunuz da şu an 1300 lira yaptınız? Yani demek önceden verebiliyordunuz. Neden şimdi iktidarı elden kaybettiniz de neden şu an veriyorsunuz diye muhabbetleri yapabiliriz en azından. Evet. Yani önceden yani ben çok yatırım ama hala anlatan büyüklerimiz var. Yani senelerce devletten veyahut da çalıştığı yerden maaşlarını alamayan insanlar vardı yani. Yani çok şükür ki yani 2001-2002'den bu yana yani artık yani insanlar bunu tartışır oldu. Yani artık yani maaş alamadığından dolayı yazar kasa fırlatmalarından değil, daha sonra ekmek kuyruğundan beklemekten değil, tüp kuyruğundan beklemekten değil. Artık yani bunları geçtik, biz artık yani bunları tartışabiliyoruz çok şükür. Yani diyorum ya, bir ekmeğe 25 kuruş zam gelmiş olması Cüneyt Başkanımızın yapmış olduğu matematiksel hesaptan
Yani bence mantıklı bir yaklaşım. Yani evet. 300 lira verdik ama günde sadece 25 kuruş istiyoruz yani. Yani bir, ikincisi bir de asgari ücrete diğer partilerin söylemiş olduğu, yani söylendiği zaman 1500 lira vereceğiz veyahut da CHP veyahut da MHP veyahut da HDP, yani farklı hesaplamalar açıkladıkları zaman bu kadar herhangi bir gündeme falan oturmamıştı. AK Parti 1300 lira dediği anda, yani bir hafta boyunca ta ki o Ankara'daki patlamaya kadar arkadaşlar, yani bütün şu an kadar bunun muhabbeti konuşuldu. Şu ana kadar dedi ki asgari ücret 1300 lira olacak, yani dilden dile doğru. Çünkü yani insanların bu partiye itibarı var, gerçekten olacağına inanıyorlardı ki yani o saate kadar, yani yaklaşık herhalde bir haftalık süren bir süreç boyunca AK Parti'nin vaatleri konuşuldu. Sonra Ankara patlamasından sonra bu muhabbet kapandı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gerçekten bu parti yapacağına inandıkları için, bu parti yani bu parti AK Parti'nin yapacağına inandığı için bu hükümet, bu devlet, bu millet yani ciddi bir anlamda desteğini verdi. Yani gerçekten AK Parti zaten yani yapılan basın açıklamalarında falan ne kadar bir süre zarfı içerisinde yapılacağı açıklandı. İnşallah da yani onun haricinde de daha diğer verilen vaatler de en kısa sürede yerine getirilecek zaten. İnşallah. Buyurun başkanım. Semih çok güzel değindi. Ben bir de olaylara birazcık daha tersten yanaşmayı seviyorum. Ne demek o? Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi çeşitli sorular geliyor. Bu sorduğunuz iki soruya cevap vereceğim. Şimdi bu bardaksa dördümüz için de bu bardak değil mi? Gerçek. Matematik yalan konuşmaz. Önce o ekmek muhabbetine gelelim. Şimdi oradan vurmaya başlarlar. Sadece diyorum ki elinde hesap makinesi olan varsa 1000'i 1'e bölsün. 1000 yapar. Değil mi? 1000 ekmek. Bir de 1300'ü 1.25'e bölsün. Kaç ekmek yapar? 1100 ekmek yapar. Biz 100 ekmek fazladan veriyoruz şu anda. Zam yapmamışız yani. Anlatabiliyorum değil mi? Bu kesin. Matematik yalan söylemez. Bunu kenara koydum. Gelelim ikinci sorunuza. Dediniz ki diğer partiler bunu veremez miydi? Ben şunu soruyorum. AK Parti %50 aldı. 13 seneden beri iktidarda, 4 sene daha iktidarda, 17 sene bu ülkeyi tek başına yönetmiş olacak. Büyük başarı. Şunu soruyorum. Haydar Baş 5000 lira yapacağım dedi. Yüzde kaç oy aldı? Ya orayı ben de... Geliyorum şimdi, geri geliyorum. CHP kaç para vereceğim dedi? 1,5. Bizden 200 lira fazla değil mi? Kaç oy aldı? %25-6 falan. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Biz düşürürsek yumurtalar kırılır. Onların sırtında hiçbir şey yok. Bu millet onlara güvenmiyor. AK Parti 1300'ü veririm dedi. Şunu dersen anlarım. 7 Haziran'da niye verilmedi? AK Parti Recep Tayyip Erdoğan öyle bir siyasi hareket başlattı ki 2023'ü konuşuyoruz biz bugün. Şunu demek istiyorum. 2023 yılına kadar bu partinin ne işler yapacağı, ne gibi yatırımlar yapacağı zaten programında belli. Evet. Halkın yalnız tepkisi olduğunda dedi ki bu yatırımları kardeşim birazcık azaltın, birazcık da cebimize para girsin dedi. AK Parti bunu anladı. Belki bu yatırımlar yine yapılacak. Belki 5 ay uzayacak, 1 sene uzayacak. Yatırımlar birazcık ertelenebilir ama bu para yine verilemeyebilirdi. AK Parti yatırımları uzatıp bu parayı halkımıza verdi. Çünkü talep bu yöndeydi. Halkın dediğine de biz sırt çevirmedik. Bekliyoruz yani. Başkan. Yani şu Ocak ayı gelsin de şu şeyleri bekliyoruz. Evet, zamları bekliyoruz. Buna bir şey daha ilave edeyim ben. Sadece asgari ücreti 1300 yaparak değil, aslında biz asgari ücreti 1300 demeden önce bile çocuğu olan ailelerin asgari ücret alıyorsa eğer onun maaşı 1300 lira tekabül ediyordu. Çünkü bizim devletimiz sadece maaş olarak verdiğiyle değil, hizmet olarak verdiğiyle de çocuğu okula gidiyorsa öğrencisi kıyafetinden eğitime vermiş olduğu kitaplarına kadar, okul servislerine kadar, milli eğitimde özellikle ciddi anlamda destekler verildi. Bunun haricindeki ulaşım da verildi. Evet. Yani bugün her şeye çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Farklı yoldan önceden, çok haklı. Önceden çok özür diliyorum. Tabii ki eskileri konuşuyorken şöyle de bir gerçek daha var. Önceden 250 milyon, 300 milyon maaş alındığı yerde 100 milyonluk telefonlar, yani şöyle söyleyeyim ya da 20 milyona telefon alınabilecek kapasitede idi piyasa. Ama 20 milyonu dahi bulup insanlar telefon alamıyordu. Bugün 1 milyar asgari ücret maaş alan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bile bugün itibariyle Allah'ın izniyle kararlar çıktıktan sonra 100 gün dedi hükümetimiz. 1300 lira olduktan sonra da çok daha rahatlıkla Android telefonlara bugün bile baktığımızda herkesin cebinde 2000 liralık, 2500 liralık cep telefonuna, hatta ikinci, üçüncü telefonlara, evlerde birinci plazma varken ikincilerine, benim kapımda işte bir tane aracım varken ikincisini nasıl alırım hesaplarına gidebilecek pozisyona geldik. Allah'ın izniyle hamdolsun ki bunları da konuşabiliyoruz ki bu gerçekler de var. Bununla beraber çok da ufak hesaplarla, ufak böyle kafa karıştıracak muhalefetin konuştuğu kelimelerle bence insanlarımızı aldatmaya gerek yok. Yani bugün biz evet %49 Türkiye genelinde oy aldık.
çok iyi ama bunu alıyorken de bizim diğer partililerden MHP'li olup da kardeşimiz evet bu hükümet almalı bundan sonra benim 2023'te de benim de hedefim hayalim var diyen her kardeşimiz bize oy vermiş oldu. HDP'li kardeşimiz de vermiş oldu, CHP'li kardeşimiz de vermiş oldu. Yani bütün arkadaşlarımız da bundan sonraki süreçte de her zaman yine kol kola iç içe her kardeşimiz bizim kardeşimizdir diye i̇nşallah. Yola yürüyeceğiz inşallah. İnşallah. Evet, sorularımız gelmeye başladı. Bir izleyicilerimizin sorularına dönelim. Serhan Kayalar, sorum Semih Bey'e. En yakın rakibiniz HDP'ydi. HDP ile size kışkırtma oldu mu? Sonuçta bölgenizde güçlü bir parti. Vereyim mi cevap? Tabii. Öncelikle yani 7 Haziran seçimlerine göre kıyaslayacak olursak ciddi bir anlamda bir aşama var. 7 Haziran'da çünkü Dirovası'ndaki biraz daha doğulu seçmenin fazla olduğu için yani bir AK Parti'ye kırılmışlıkları falan olduğundan dolayı yani kırılmışlıkla beraber bunlar biraz hırsa dönüşmüştü yani. Yalnız bu 1 Kasım seçimlerinde dediğim gibi bir iki faktör vardı bizim önümüzde. Bir Cemil Aman'ın Dirovası'nın insan olması. İkincisi bir de yani en koyu HDP'lisi bile artık yani orada gerçekten tamam yani bu parti barajı geçmeli ama bu hükümette yani AK Parti de tek başına iktidar olmalı diye yani kafasında yerleştirdiği için yani belki en yani HDP'nin özellikle birçok kısmından da biz oy aldık. Bu yüzden fazla bir sürtüşme olmadı. Yani bir gün en seçime son haftasında biz belediyenin önünde bir stand kurduk. Yani broşürlerimizi, argümanlarımızı falan dağıtırken HDP'de hemen bizim yan tarafımızda kurulmuştu. Yani normal bir süreçte de zaten gene kavga etmiyor. Çünkü orada herkes birbiri eş, dost, akraba, kız almışlık, vermişlik falan var. Öyle bir muhabbet olmadı. Son seçim haftasında da yan yana stand kurduk. Çünkü yani belediyenin meydanı oraya çarşamba günü pazar kurulur. En kalabalık olduğu gün de çarşamba gündür. O günde mesela biz yine yan yana beraberdik. Herhangi bir sıkıntı, bir sorun olmadı. Çünkü orada herkes birbiriyle eş, dost, akraba. Yani en koyu HDP'lisi bile, en koyu AK Partisi bile yolda karşılaştığı zaman selam sabahtır yani. Böyle bir, sadece bir seçim sürecinde biraz bir şeylik olur. Yani biraz bir laf dalaşı olur en fazla. Bunun ötesine herhangi bir şekilde de geçmez. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Samsun'dan Ayşenur Gül, çok koyu bir AK Partili. Baldızım olur kendisi. Çok koyu bir AK Partili. Telefon etmişti daha önce. Enişte muhakkak izleyeceğim diye. Bir sorusu var. 7 Haziran seçimleri öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teşkilatlarda bir rekabet var mıydı? Diye bir soru yoksa rehavettir. Rehavet var mıydı? Diye sormuş. Hangi seçimden öncesini soruyor? 7 Haziran. 7 Haziran'dan önce. Evet. 7 Haziran'dan önce bana sorarsanız bir rehavet yoktu. Şöyle anlatabilirim onu. Yani biz aynı çalışmaları yine yaptık. 1 Kasım'dan önce de aynı çalışmaları yaptık. Zaten teşkilatların yaptığı çalışmalarla oy oranları böyle %10 kadar oynamaz. Şimdi genel merkezin bazı söylemleri vardır, başbakanımızın söylemleri vardır ve de halkın siyasi partilere iletmek istedikleri şeyleri seçimlerde sandığa giderek oylarını verirler, iletmek istedikleri şeyi iletirler. Biz teşkilatlar olarak ben kendi adıma konuşayım, onlar da kendi adına cevap versinler. Darıca'da bir rehavet yoktu. Biz aynı çalışmaları yaptık. Belki bu sefer biraz daha iyi anlattık kendimizi. Halkın isteklerine karşılık verdik diye düşünüyorum. Başkanlarım. Evet, aynı şekilde rehavet yoktu bizde de. Şöyle bir durum var. Ben ilk konuşmama başladığımda da bunu belirtmiştim. 7 Haziran seçiminden sonraki koalisyon hükümetlerinin kurulma denemeleri dahi insanlarımızı, halkımızı bugüne kadarki istikrarlı bir şekilde var olan hükümetin ve bu ülkeye yapılanların farkına varıp bundan sonraki süreçte de 1 Kasım'ı destekleme kararı çıktığını inanıyorum. Çünkü 7 Haziran'dan önce de 1 Kasım'dan önce de bizim seçim çalışmalarımız aynı stratejide aynı yoğunlukta devam etmişti. Çünkü bizim var olan bir planlı çalışma çizelgemiz oluyor. Bu çalışma çizelgemizin üzerinden de bütün genç kardeşlerimizle, bütün yapımızla, mahalle teşkilatlarımızla, ilçe yönetimimizle, her kardeşimizle aynı şekilde bu çizelgede yürüyoruz diye düşünüyorum. Sevgili Başkan. Evet, bizim diyor aslında bir rehavet vardı. Şu şekildeydi. Zaten biz iktidar partisiyiz. Belediye bizde, büyükşehir bizde. Biz şuna inanıyoruz. Tekrardan kazanacağımıza inandığımızı düşünüyorduk. Tabii halk gerekli şekilde Cumhuriyet Başkanımızın dediği gibi yani iletmek istediğini sandığa giderek bize iletti. Tabii biz 8 Haziran sabahında biz uyandığımızda dedik ki yani biz gerçekten yani bizim yanlışlarımız varmış. Yani şöyle bir iki elimizin arasına kafamızı koyduğumuz zaman düşündük.
dedik yani gerçekten bizim kibirlendiğimiz noktalar vardı. Belki de yani yüksekten baktığımız noktalar vardı. Yani benim şahsım yoksa bile ben partimin adına öyle olduğunu düşünüyordum. 8 Haziran sabahından sonra çok fazla yani uzun sürmedi. Hemen yani 2-3 gün sonrasından hemen bizler tekrardan bir ilçe başkanları toplantısı yaptığımızda İl Genç Kolları Başkanımız Emre Başkanımız bir hemen dedi ki arkadaşlar bu şey bitmedi. Bizler bütün derslerimizi aldık. Bizler şu an şu saatten sonra bizler daha hızlı bir şekilde yani geçmişteki yaptığımız hatalar neydi? Yani gerekse stratejik hatalar, gerekse birebir çalışmalara belki girmedik, ev ziyaretlerine belki girmedik. Yaptığımız bütün yani düştüğümüz bütün hataları, eksikliklerin farkına vararak aynısını tekrar yapmamak kaydıyla bir Kasım seçimlerine hızlı bir şekilde hazırlandık. Zaten bir yandan yapmış olduğumuz çalışmaların verimliliği, bir yandan da halkımızın gerçekten bu partinin tekrardan iktidar olmasına inandıkları için hani böyle bir sonuç ortaya çıktı dediğim gibi ama bir rağbet vardı yani. Evet. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin efendim. Reklam arası vereceğiz şimdi. Reklamların arkasından Kocaeli AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman Bey ile bir canlı telefon bağlantısı kuracağız. Ve tabii Çayrova AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Bey de bizlerle olacak. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Sıkıştırın. Yani gençleri sıkıştırabilirsiniz. Bugün Sayın Başkanlar çok şeffaf bir şekilde sorularınıza cevap verebiliyor. Zaten o özgüveni görmüştürsünüz diye düşünüyorum. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Kentsel Yapı'nın sunduğu Mert Güneş'ten Genç Söylem devam edecek. Kentsel Yapı'nın sunduğu Mert Güneş'ten Genç Söylem devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz programa. Çayrıva AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Başkan aramıza katıldı. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? Bir yoğunluktan dolayı geç kaldınız. O yüzden evet. Geciktim, kusura bakmayın. Tabii artık başarı gelince çalışmalarda yoğun oldu. Kesinlikle öyle. Evet, şimdi İbrahim Başkan'la da biraz sohbet edelim müsaade ederseniz. Yeni geldi. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum Sayın Kocaeli AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımız Emre Kahraman Bey ile de irtibatı kurarlarsa bize haber verip hemen görüşmemizi yapalım. İbrahim Başkan, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki duygularınızı hemen alalım. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki duygularımız. 7 Haziran'da seçimi kazanmamıza rağmen tabii ki ister istemez yine de o sevinci yaşayamadık, umutluluğu. Bundan dolayı da üzerimizde bayağı bir sorumluluk olduğuna tabii bir kez daha teşkilat mensubu bütün arkadaşlarımız, büyüklerimiz, özellikle biz bilhassa gençlik kolları olarak farkına vararak ayrı bir çalışma başlattık. Şükürler olsun gece gündüz demeden ev ev kapı kapı dolaştık. Tabii bu dönemde bize en büyük faydası olan seçim beyannamemiz vardı. Bununla beraber bunu bütün Çayırova'da ulaşabildiğimiz bütün herkese anlatmaya çalıştık. Şükürler olsun 1 Kasım'da da istediğimiz sonucu elde ettik. Tabii nitekim elde etmemizle yetinmedik. Tıpkı bugün geç kaldığım gibi akabinde şimdi o arada çalışmış olduğumuz, göstermiş olduğumuz çabayı daha farklı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde bundan sonra da telafi etmeye başladık. Nasip olursa bundan sonra da aldığımız oy oranının daha fazlasını alabilmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İnşallah. O zaman sorularımıza devam edelim hemen. Vergiden muzdarip, istemeyin kardeşim, bir seferde istemeyin. Ben vergimi veriyorum. Olmayan otoparkı vergi ödüyorum. Yetmiyor mu size? Cüneyt Başkan. Evet. İlk önce senin cevaplaman lazım buna. Tamam. Arkadaş şimdi bilmediğim için nereye vergi ödediğini. Yani kendi vergisini ödüyor. Şunu söylüyor. Olmayan otoparkımın bile vergisini ödüyorum diyor. Evet. Benim otoparkım yok, vergi ödüyorum orada diyor. Orada bir araya girmek istiyorum. olmayan otoparkım diyen arkadaşım, şöyle bir gerçek var. Bugün bazen hala biz geçmiş dönemki koalisyon hükümetlerinin sıkıntılarını yaşıyoruz. Var olan anayasamızı değiştirmediğimiz sürece, var olan sistemlerin bazılarını değişmediği sürece bunlar bu şekilde devam edecektir. Biz istiyoruz ki, evet yeni bir döneme girdik, hedefleri olan bir parti iktidarda, çok güzel şeyler yapıldı ve hatta şöyle de ufak bir örnek vermek istiyorum. Bundan 15 yıl öncesinde bizim ülkemiz diğer Avrupa ülkelerinden 30 yıl geride gidiyorken bugün
Avrupa ülkeleriyle kıyaslanır bir hale geldik. Avrupa ülkeleri bizde gıpta eder bir hale geldik. Velhasıl şöyle bir durum var orada da. Otoparklarımız şimdi normal şartlarda... Çok özür diliyorum. Evet. Sayın Emre Bey şu anda yayındaymış. Hemen alalım evet. Efendim. Alo. Alo. Emre Bey hayırlı. Merhabalar. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Çok özür dilerim. Sayın yönetmenim, ses gelmiyor bize stüdyoya ama bir bakabilir misiniz? Emre Bey merhaba. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Sayın Başkan, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Evet Sayın Başkan, Batı Yakası'nın bölgesinin 4 genç ve dinamik başkanları yanımızda. Ve şu anda başarılarını anlatıyorlar. Özellikle Dilovası ilçe gençlik kolları başkanımız Semih Bey %16 oyunu arttırmış bir bölge. Başkanlarımız hakkında ne söylemek istersiniz? Öncelikle Kanal 5N'e gençlere kendi kanallarında böyle sözler verdikleri için ve program düzenlediği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda programa moderatörlük yapan şahsınıza da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Gençlik kolları başkanlarımızdan İbrahim Güler, Cüneyt Şentürk, Ertan Kara ve Semih Kaya kardeşlerimiz seçim çalışmaları boyunca insanüstü çaba gerçekleştirdiler. Başbakanı gelecek diye kilometrelerce bayrağı 4 gün boyunca gezdemize astılar. Aynı zamanda bu çalışmaları sahada yaparken, yani sahada alın teri akıtırken, kendileriyle aynı fikirde olmayan genç kardeşlerimizi ikna edecek kadar da sözlü kuvvet olan arkadaşlarımızdır. Bizler genç kardeşlerimizin çağını kuran gençlik olarak adlandırıyoruz. Çağı atlatacak, öncü kuşak olacak ve ilkelerine ülkü, ülkülerinde ülkesine mal eden gençlik olarak tanımlıyoruz. Ben her bir gençlik kolları başkanıma seçim döneminde verdiği çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Semih Kaya başkanımın da söylediği altına imza atıyorum. Bizim evet. HDP ile oylarımız arasında 7 Haziran seçimlerinde 50 oy fark varken bugün 1 Kasım seçimlerindeki farkımız 7000'e çıktı. Bu gençlik kollarımızın büyük bir başarısıdır. Bizler böyle düşünüyoruz ve her zaman arkadaşlarımızın yanınızdayız. Evet Sayın Başkan, ben de başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum sizleri. Sizlerin de İzmit bölgesinin diyelim efendim daha çok iyi çalıştığını bilgisini Sayın Başkanlarımız verdi bize. Sayın Başkanım, şu anda bildiğiniz gibi iktidar bir partisiniz. Ve şu anda verilen vaatlerin tek tek halk tarafından icraata dökülmesi bekleniyor. Bu konu hakkında ufak bir söyleminiz olur mu acaba? AK Parti 2001 yılından bu yana söylediği her söylemi, verdiği her vaadi yerine getiren bir parti. Tabii ki 1 Kasım seçimlerinde söylemiş olduğumuz seçim beyannamemizde ki özellikle takip etmişsinizdir. Gençlere verdiğimiz vaatlerde internetin ücretsiz olması, askeri ücretin yükseltilmesi ve bunun gibi birçok vaadimizi, beyannamemizi açıkladık. Başbakanımız da, partimizin büyükleri de, bakanımız da, il başkanımız da en yakın zamanda seçim beyannamemizi açıkladığımız vaatlerin yerine getireceğini zaten söyledi. Bizim amacımız ülkemizi ne kadar iyi bir yere getirebilirsek onun için çalışmaları yapmak. Yani halkımız evet. Hiç merak etmesin. Gençlerimiz hiç merak etmesin. Seçim beyannamemizde ne yazmışsak hepsini yerine getireceğiz. İnşallah. Sayın Başkan, telefonla canlı bağlantı kurduğumuz için teşekkür ediyorum. Ve sizden canlı yayında bir söz almak istiyorum. İlerleyen zamanlarda programda burada sizinle bir program yapmak istiyorum. Eğer Allah'ın izniyle öncelikle. Seçim sonrası programımız biraz yoğun ama söz veriyorum biraz daha rahata kavuştuğumuzda programınıza katılmak isterim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Rica ediyorum. Başkanlarıma selam söylüyorum.
Her birini anılarından öpüyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Saygılar, sağ olun. Evet, güzel bir duydu galiba. Güzel başkanımızdan evet. Direkt canlı olarak evet. Sizlere övgüler yağdı. Allah razı olsun. Ve bölgemizin güçlü gazetelerinden Hedef Gazetesi Yazı İşler Müdürü Sayın Selçuk Koç'un babası vefat etmiş. Yarın hangi camide olduğunu bilmiyoruz ama yarın ikindi namazında bildiğim kadarıyla cenazesi kalkacak. Allah rahmet eylesin diyoruz. Öğlen namazına mütakiben kaldırılacağını biliyoruz ama caminin adı daha elimize de ulaşmadı maalesef. Kendisine başsağlığı diliyorum efendim. Allah günahlarını affeylesin diyoruz. Evet, sorularımıza devam edelim istiyorsanız. Yani. Yoksa sorularımıza yanıt veremezsek problem olacak. Ertan Başkan'ın son konuşuluk kusura bakma. Evet, estağfurullah. Ne demek? Aslında kelimem cümlemi tamamlamıştım. Değişmesi gereken yasalar var. Bunlardan dolayı geçmiş dönemden gelen kirliliklerin cezasını bugün maalesef çekiyoruz hala. Bazen bazı şeylere dokunamaz bir halde evet. Var olan bir yapı var. Velhasıl şöyle bir şey var diye onu da tahmin ediyorum. Otopark olmayan otoparkı veriyorum demiş. Bilmiyorum nedir ne değildir tam detaylı ama şimdi normal şartlarda yeni yapılaşan ve yeni planlanan yerlerde sağ olsun ki zaten hükümetimiz geçmiş dönemlerde yapı denetimler kurdu. İşte planlı projeyle artık her mahallenin bir parka kavuştu. Gebze bölgesi için konuşayım. Öncelikle Gebze Belediye Başkanımız Adnan Köşker'e de teşekkür ediyorum buradan. Çok ciddi çalışmalar yaptı. Her mahallemizde park birken ikiye çıktı. Her mahallemizin ara sokakları, kaldırımları, asfaltları hepsi tamamlanmış oldu. Ama eskiden çarpık yapılaşmadan dolayı şimdi var olan yeni yapılarda binanın alt katı, işte çevresi, otoparkları olabilecek şekilde, planlı bir şekilde yapılıyor diye biliyorum. Yine o arkadaşın zerzelişi vergiden dolayı değil, biraz da işte ben otoparkımı zamanında oy verdiğim hükümetler otoparkımı planlamadan binamı yaptı diye ona zerzelişte bulunuyor diye tahmin ediyorum, düşünüyorum ki bundan sonraki süreçte bizim hükümetimiz döneminde bizim iktidar olan belediye başkanlarımıza kesinlikle yapmış oldukları yeni yapılarda böyle bir sıkıntı yoktur. Eğer otopark vergisini veriyorsa otoparkı da o binanın mutlaka vardır zaten. Ona göre planlanıyor. Evet. Ak Gençlik hocanın öğrencilerine selam olsun diye bir mesaj göndermiş. Murat Diker, mütevazı olmadan bir kez daha yorumlar mısınız? Seçimdir bu başarı sizin sonuçta demiş ama 4-5 defa aynısından bahsettik derim. Başarıyı her zaman anlatsak bitmez. Evet. Sabaha kadar konuşsak bitmez. Fırat Unsur, seçim zamanı Darıca'da yaşanan olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Seçim zamanında ne yaşandı? Evet, şöyle. Ulusal basına da çıktı bu. Piri Reis'te ve evet, evet. Bahsediyor herhalde. Piri Reis'teki kavga. Evet. Şöyle gerçekleşti. Aslına bakarsanız bu olay sonuçta biz karakola da gittik bununla alakalı ifade vermek için. Biz ilçe başkanımızla gezerken Piri Reis mahallesinde Neşet Yalçın okuluydu veyahut da Servet Yalçın olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Okulda bizim sandık müşahitlerimizden bir tanesi söylendiği gibi başka bir bayanın oy kullanmasıyla alakalı bir problem yokmuş. Fakat başka bir durumdan dolayı bizim sandık müşahitimize bir laf söylenmiş. Sandık müşahitimiz arkasını dönerken de arkadan bir tane yumruk yiyor. Yumruk yedikten sonra kimin vurduğunun bile farkına varmıyor. İsmail Ramazanoğlu kendisi ilçe yönetimimizde. İlçe başkan yardımcımız aynı zamanda. Daha sonra bir kargaşa çıkıyor. HDP'liler bizim Sedat Toksoy var. Gençlik kolları yönetiminde ona saldırıyorlar. Oğuzhan Takan var ona saldırıyorlar. Darp ediliyorlar. Bize de haber geldi. Sonuçta biz ilçe başkanımızla bütün okulları sandıkları tek tek geziyoruz seçim zamanı. Okula gittiğimizde 50-60 tane HDP'li grup, 4-5 tane polisle birlikte okulun bahçesindelerdi. Polisler HDP'li grubun taşkınlığını izlerken HDP'li grupta aralarından isimlerini bilmediğim bazı isimler biz burası Piri Reis, biz AK Parti tanımayız, Cumhurbaşkanı'nı tanımayız gibi ağır söylemlerde bulundular. Bizim genç kardeşlerimiz de oradaydı. Biz kesinlikle bir hamlede bulunmadık fakat onlar tarafından seçimin de kaybedileceğini bildikleri için yenilmişliğin de üstlerine verdiği ağırlık sebebiyle bir saldırıda bulundular. Polisimiz de biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Kısacası biz darp edilen taraf olduk ve çok sağ olsun buradan teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız telefonla arayarak ilçe başkanımızı ben de arabanın içindeydim. İlçe başkanımızla 5 dakika kadar olayı konuştular. İl Emniyet Müdürü, Valilik,
hemen alarma geçirdi. İlçe Emniyet Müdürümüz oraya geldi ve olaylar yatıştırıldı. Fakat biz seçimden sonuçta başarıyla çıktığımız için biz artık onları seçim zamanı yaşanan stres olarak görüyoruz. Onun için Allah'a havale ediyoruz. En güzel. Evet, Eyüp Saraç. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Gençlik kolları başkanlarımıza yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Gelecek seçim çalışmalarında aynı başarı yükselterek devam etmesini diliyorum demiş Eyüp Saraç. Teşekkür ederiz. Darıcalı demiş ki Cüneyt Başkan ekranlara yakışıyor. Yani bunu biliyoruz zaten de. Gençlik kolları başkanlarımıza yakışıyor. Muhakkak. Estağfurullah. Caner Cansever, asker ücretlinin bence 2000-2500 liralık telefon neyine? Bazen diyorum ki ayranımız yok içmeye. Ben bu konuda ben de hak veriyorum Sayın Caner Bey'e. Ya 1000 lira maaş alınıyor. Kesinlikle. Ama ev kura, ondan sonra efendim telefon operatörlerine hep taksitle alınan şeyler. Ya ben buna çok karşı geliyorum. Ondan sonra biz geçinemiyoruz. Ya kardeşim 2000 lira telefonum var. Faturamı ödeyemiyorum. Sat telefonunu öde. Şimdi bu konuda benim de çok sıkıntım var. İnanın ki buna çok kızıyorum ben. AK Parti buna ne yapsın da? Bu eskiden. Bu açık ve net yani. Bu eskiden aslında AK Parti'den önce insanlar bir şey aldığı zaman taksite girmeye korkuyorlardı. Faizler. Evet. Uçmuş gitmişti. Şimdi evet. Artık insanlar hükümete güvendiği için adam diyor ki ben 12 ay boyunca bu parayı ödeyebilirim. Hükümetimiz başımızda istikrar var. Onun için borçlanmaktan bir de olay şu. Artık. Şimdi hükümet tarafından benim bildiğim kadarıyla ev hacizi diye bir şey kalmadı. Yani adamlar artık korkmuyor ki. Ev hacizi diye bir şey yok. Diyor ki en fazla aman diyor maaşımdan diyor yüz keserler diyor. Öyle de bir şey var. Ayşe Nur Gülgen'e göndermiş. Sizce başkanlık sisteminin toplumda karşılığı ne? Çok kısa bir şey söyleyeyim sonra arkadaşlar söyleyeyim. Tabii. Bizim AK Parti olarak Bakan Bey ilçemize geldi. Kesinlikle şu anda başkanlık gündemimizde yok. Bunu evet. Tartışmanın da bir anlamı yok. Evet. Onun için büyüklerimiz bize başkanlık sistemini halka anlatın dediği zaman biz onu anlatırız. Şu anda böyle bir gündemimiz yok. Çok başka güzel. Arkadaşlar cevap vermek kesinlikle istiyorum. Cüneyt Başkan'a katılıyorum. Siz? Aynen ben de Cüneyt Başkan'a katılıyorum. Biz daha bunu anlatmadan muhalefet bunun daha çok olumsuz yanlarını daha çok öne sürdüğü için daha biz anlatmadık. Anlattığımız zaman eminim ki yani olumsuzlukların daha çok olumlu yanlarını anlatacağız. İnşallah dediğim gibi büyüklerimizden bir takdir bekliyoruz. Evet. Ben başkan. Aynı şekilde tabii ki Cüneyt Başkan'a katılıyoruz. Daha doğru, daha güzel anlatabilmek için yukarıdan biz de tabii talimat bekliyoruz. Bakan Bey nasıl daha doğrusu genel merkezden bize talimat gelene kadar da inşallah biraz daha bekleyeceğiz. Artı başkanlık sistemini biraz daha sabırla beklerlerse, daha doğrusu biz 7 Haziran öncesinde bunu anlatmaya kalktığımızda biz de anlatamadık doğru dürüst. Ama şimdi tam teşekkürle anlatabileceğimiz dilde nasip olursa inşallah güzel bir şekilde tüm genç kardeşlerimize özellikle bunu hoş bir şekilde anlatacağız inşallah. İnşallah. Hayati Sezer soru sormuş. Bir şey öğrenmek istiyorum. Açılım ya da çözüm süreci devam edecek mi? Devam edecekse eğer AK Parti'ye verdiğim oya üzülürüm demiş. Sayın Başkan sizden başlayalım. Ona öncelikle ben bir doğulu olarak cevap vereyim. Önceki dönemlerde daha doğrusu 2002'den önceki zamanlarında ben çok yani az çok yani hayal meyal hatırlarım. Babamlar veyahut da dedemler, daha büyüklerimiz falan, amcamlar falan yani Kürtçe konuşmaya veyahut da ortamda Kürtçe şarkı dinlemeye, hele ki bir de yani sokakta giderken araba içerisinde Kürtçe müzik açarak gezmekten yani korkarlardı ki ben de yani hayal meyal dediğim gibi hatırlıyorum. Çünkü bir müzik dinlediğim zaman yani yabancı birileri geldiği zaman veyahut da dışarıda olduğumuz zaman sesini kısarlardı. Şunu söyleyeyim, 2002'den sonra yani daha çok doğuda ve Kürt seçmenler, Kürt insanlar yani Kürt halkı biraz daha rahatladı yani. Sebebi ise bugün bir Kürtçe kanalımız var. Ben bugün her yerde çıkıp yani açık açık Kürtçe müzik dinleyebiliyorum. Kürtçe müzikler hatta her şeyden ziyade Kürtçe halaylarla bilene yani benim en Laz arkadaşlarım bile artık halayı çekebiliyor. Yani bunlar biraz daha kaynaştıkça, biraz daha her şey içe girdikçe tabii ki bu bir toplumu rahatsız eder mi? Eder. Ama hangi toplumu rahatsız eder diye düşünecek olursak şu anki genel tabloya baktığımız zaman %49,5 oranında nasıl bir sonuç çıktıysa yani buradan da yani şu an köşede sessiz sakin oturup yani nasıl diyeyim yani silah tüccarlığı yapmayanlar, eroin esrar kaçakçılığı yapmayanlar gerçekten bunun kararını verebiliyor. Çözüm süreci niye yani bu şekilde sekteye uğradı yani neden olduğunu falan görebiliyor. Ama dediğim gibi bundan, bu kavgadan, bu tartışmadan, bu itiş kalkıştan nemalanan birileri
Yani sürekli paraya nifak sokuyor. Nifak tohumları sokuyor. Ben şahsen ben bir Kürdüm. Benim yani en iyi benden daha iyi Kürtçe söyleyebilen arkadaşlarım var. Gümüşhaneli, daha doğrusu Karadeniz kesiminde olan arkadaşlarım var. O yüzden benim bir Kürt olarak, bir doğulu olarak, yani Dirova'sında biraz daha çok doğulu sayısı olduğu için, sayısı biraz daha fazla olduğu için işlerindeyim, görüyorum. Gerçekten bu halkın artık yani geçmişle alakalı, yani 2002'ye kadar olan problemleri var. Gerekse Citem'den, gerekse bu kontrol gerillerden çekmiş oldukları, yapmış gördükleri eziyetler var. Dirova'sında bunları yaşayan birçok insan var, görüyorum. Ama yani şu ana kadar biri de çıkıp demiyor ki, yani Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı veyahut da Başbakanı bana şunu yaptı, şu eziyeti yaptılar, ya benim ailemi komple, köyümü komple yaptılar diyemezler. Ta ki 2000, yani 2000'li yıllardan öncesinde yani bir köy yakılıyordu, bunun hiçbir tane hesabını soramıyorlardı. Ama bugün bir Kürt halkın ayağı kanadığı zaman yani her yerde hesabını sorabiliyorsun, yargı önünde eşitsin. Dedim ki yani bu kardeşinin arasında nifak tohumu sokaraktan nemalanan insanların olduğu sürece yani bu şekilde bu tarz muhabbetler olacaktır. Çözüm sürecine gelecek olursak ciddi anlamda yürütülen bir süreçti. Dediğim gibi tekrardan bu kirli tezgahlar kuruldu. Birilerinin cebindeki paralar bitince, birilerinin artık itibarı azalınca tekrardan bu şey yani bir süreliğine buzdolabına kaldırıldı diye düşünüyorum. Bundan sonraki ilerleyen süreçlerde büyüklerimiz neyi takdir görür? Bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı neyi takdir görürse işleri o şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet, Hayati Bey tekrar mesaj göndermiş. Demiş ki sormak istediğim bu değil tam olarak. Yani tam olarak terör örgütünün ya da HDP'ye aynı tavizler verilecek mi? Yoksa üst artık çizildi mi? Şöyle bir şey. Zaten terör örgütüne bu saatten sonra yani hiçbir zaman taviz verilmedi. Bu saatten sonra da verilmeyecektir. Dediğim gibi yani bu sosyal medyada oynanan bazı oyunlar var ya, hani bunlar karalama kampanyası normaldir. Yani, normaldir derken muhalefetin iktidarın ne kadar oyunu çelebilirim, ne kadar düşürebilirim çabalamasına girdiği sürece bu tarz şeylerle saldıracak. Yani şu ana kadar bir muhalefetin ağzından çıkıp da ya olumlu bir şey şu ana kadar duymadığımız için hani bunlar da yapması bence normaldir diye düşünüyorum. Çözüm süreciyle alakalı terör örgütüyle falan görüşüldü mü, görüşülmedi mi? Zaten bu medyada açık bir şekilde, bariz bir şekilde duruyor. Ama bu süreçten sonra da yani sanmıyorum ki hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Yani söyleyecek bir şey var mı? Benim söyleyecek bir şeyim yok aslında. Zaten Semih arkadaşımız gerekli açıklamalar yaptı. Ben bir iki şey söyleyeyim bununla alakalı. Tabii buyurun. Şimdi değerli kardeşimizin ben sormak istediği soruyu biraz farklı tarafa anlatacağım. Şimdi Semih çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki PKK ile HDP'yi bir kere aynı kefeye biz artık koyuyoruz. Niye koyuyoruz? 7 Haziran'dan önce HDP'ye oy veren kardeşlerimizi biz anlayışla karşılıyorduk. Fakat 7 Haziran'dan sonra PKK öyle bir destek aldı ki HDP'den. HDP'de Doğu'da 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan insanlar PKK'ya alenen destek vererek sokakları kazdırdılar. Belediyelerin kepçeleriyle oraya mayın döşetip bizim askerlerimizi şehit ettiler. Bu kesin. Evet. Siz PKK'ya taviz verir mi diyorsunuz ancak Cumhurbaşkanı bizi kandırdılar dedi. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben de duydum. Çok güzel. Çok güzel söylemiş. Onu oraya geleceğim. Evet, o zaman oradan sözümü devam bitirip edelim. Direkt oradan evet, devam edelim. Oradan şimdi önce yapalım. Şunu anlamak lazım. Çözüm süreci PKK ile yapılmış bir anlaşma değil. Çözüm sürecinin muhatabı PKK değil. Çözüm sürecinin muhatabı Kürt halkı. Doğuda yaşayan Kürt halkı. Önce bunu bir ayrı kefeye koyalım. Gelelim şimdi şuraya. Şimdi HDP size az önce söylediğim gibi 2014 yerel seçimleri bunları yaptıktan sonra maalesef hala HDP'nin oyu niye düştü? Bu sebepten düştü. Cumhurbaşkanımız çözüm sürecini yaparken bunun ülkeye, millete, vatana en büyük artısı nedir biliyor musunuz? Belki bu çok gözden kaçıyor ama şunu anlamak lazım. Diyelim doğuda 5 milyon insan yaşıyor. Faraza konuşuyorum. 5 milyon insan çözüm süreci olmasaydı PKK HDP'ye oy veren veyahut da orada yaşayan Kürt halkını ayaklandırmış olsaydı, sokağa davet ettiler. Bütün halk ayaklanmış olsaydı, bütün halk sokağa çıkıp isyan etmiş olsaydı, çözüm süreci olmasaydı o 5 milyon insan sokağa çıktığı zaman bunun karşısında ne devlet durabilir, ne asker durabilir, ne polis durabilir. Vatandaştan bahsediyorum. PKK'dan bahsetmiyorum. PKK'yı biz bitiririz. O sorun değil. Mesele o değil. Anlatmak istediğim şu. Cumhurbaşkanımız çözüm sürecini başlatmamış olsaydı çözüm sürecinin dışında PKK bu halkı galeyana getirip sokağa çıkartmış olsaydı orası Suriye'ye dönerdi. Allah'a şükürler olsun ki çözüm süreci var ki oradaki vatandaş dedi ki bizim cumhurbaşkanımız, bizim başbakanımız çözüm süreci altında
Bize bu güveni verdiler. Biz kesinlikle onların kışkırtmasına gelmiyoruz. Sokağa da çıkmıyoruz. HDP'ye kanmıyoruz. PKK'ya da kanmıyoruz. Çözüm sürecinin bu vatana, millete en büyük hayrı budur. Kesinlikle PKK'nın şu an halini görüyoruz. Doğuda bir şey kaldı mı? Şimdi bugün bir iki tane şehidimiz varmış galiba. Öğrendim sabah. İki tane mi şehidimiz varmış? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu şehitler verilebilir. Mesele o değil. Bu kan 40 senedir 50 senedir akıyor. Fakat AK Parti döneminde 2,5 senelik bir zaman vardı ki hiç şehit verilmedi. Bu da Cumhurbaşkanımızın başarısıydı. Fakat bu kandan beslenenler şimdi artık sonuna geldiler. Görüyorsunuz yaptığımız çalışmaları, Bakan Bey de buraya geldiğinde anlattı. Şimdi çift güdümlü bir füzeden bahsetti. Eskiden mağaraları bombalıyorduk. Ölen yoktu. Şehit, asker şehit veriyorduk fakat PKK'lılar ölmüyordu. Şimdi ilk güdümlü füze vuruyor. İkinci arkasından gelen füze, peşine takılı olan füze içeriye girip içeride patlıyor. Şimdi artık bu PKK'nın hiç savunacak bir şey kalmadı. Sığınacak bir yeri kalmadı. Kesinlikle PKK sonuna kadar bitecektir. Yalnız PKK'yla Kürt vatandaşlarımızı, HDP'yi artık ayrı kefeye koymasını bilelim. Biz maalesef bunu hala... Evet, onu muhakkak, kesinlikle onu kesinlikle. Ben de söylüyorum her zaman. Kesinlikle Kürt eşittir PKK değildir. Yani en azından ya asker... Semih Başkan var yanımızda şu anda. Yani. Kesinlikle adayımız var, Kürt bakanlarımız yani var, bu konuda kesinlikle ben de çok kızıyorum. Özellikle gençlere kızıyorum. Gençlerimiz bu konuda çok bilinçsiz. Çözüm süreci PKK'ya karşı yapılmış bir şey değildi. Değil. Kürt halkına evet. Yapılmış bir şeydi. Son mesajımız Hayati Bey'in gene gönderdi. Bu birazcık şey oldu ama diyalog oldu ama Sayın Başkan. Yanlışınız var. Başbakan bundan sonra çözüm sürecindeki muhatabımız doğudaki halkımız olacak dedi. Bundan sonra halkla bundan önce kimdi? Biliyorsunuz İmralı'ya da bir heyet gidildi. Yani sorusu şuydu. Sayın Başbakan'ın söylediği şuydu. Muhatabımız bundan sonra doğudaki halkımız olacak dedi. Evet. Ama bundan önceki kimdi diye soruyor. Bundan önceki kimdi? Bundan önceki kandırılmış olan halktı. Bazı arkadaşlarımız işte bu ayrımı yapamıyor. Diyoruz ki biz, Semih az önce çok güzel bir şey söyledi. 2000 yılından önce maalesef bu ülkede şunlar yaşandı. Bunu anlamak lazım. Biz evimizde 2000 yılından önce nasıl yaşıyorsak bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Fakat 2000 yılından önce o derin devletin yaratmış olduğu, Semih kardeşimizin bahsetmiş olduğu, bizim askerimiz doğudaki evlere girip, botlarıyla girip, botlarla girdikten sonra o evdeki genç kardeşimizi alıp, annesine kötü davranıp, eksi belki 20 derecede sokaklarda 1 saat, 2 saat boyunca bu vatandaşları beklettiği zamanlar bu doğuda yaşandı. Bunu anlamak lazım. Cumhurbaşkanımız bunu bildiği için 2002 yılından sonra artık bunların üstünü kapattı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? 2002 yılından önce bunlar yaşanmadı değil ki. Bu ülkede bunlar yaşandı. Şimdi evet. Artık bundan sonra muhatabın halk olması da nedir biliyor musunuz? Bu halk zaten doğudaki halk çözüm süreci sayesinde bu cevabı onlara verdi. Çözüm süreci olmasaydı zaten HDP istediği gibi onları kandırırdı. Ama bu insanlar artık Cumhurbaşkanına güveniyor, Başbakanına güveniyor, devletine, vatanına güveniyor. Bu kesin. HDP'nin artık oynadığı oyunlar tutmaz. Çözüm süreci de dediğim gibi kötü bir şey değildir. Oradaki halka karşılık yapılmıştır. Halk da bunun cevabını sandıkta vermiştir. HDP'yi sandığa gömmüştür. Evet. Sayın Başkan, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında Cüneyt Başkan gerçi gerekenlerin hepsini söyledi. Yani ama... gerçekten çok özür dilerim. Sözünüzü kestim ama yani şu anda söylenecek olan bütün her şey zaten Cüneyt Başkan kesinlikle söylüyor. Kesinlikle söyledi. Evet. Ona ilave aslında şey var bir de. Yani bu bizim ülkemizde Kürdü'de, Lazı, Çerkezi, Alevisi, bütün tamamı bütünü bizim vatandaşımız, bizim arkadaşlarımız, bizim halkımız yani. Hepimiz birimiz ve bu bizim birliğimizden rahatsız olan dış güçler PKK diye kurulmuş olan bir örgüte destek veriyor. Bu örgüt de yurt dışındaki almış olduğu bizim hükümetimizi AK Parti iktidarı istemeyen dış güçler tabii bunlar. Bunlarla beslenen, Kürt halkımızı da orada farklı bilgilendirip galyana getiren halk yani. Böyle söyleyeyim. Evet. Sayın Başkan. Ya, bu konuda hani Cüneyt Başkan'ın söylediklerine şöyle bir şey de ilave edebiliriz. Benim babam 30 yıldır aynı Çayırova'da mahalle muhtarlığı yapıyor aynı zamanda. Şimdi bütün gün biz de halkın içerisindeyiz, vatandaşla diyalog içerisindeyiz. Bizim Kürt dediğimiz büyüklerimizle, kardeşlerimizle çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Olmadı. Nitekim benim ilçe başkanımın eşi de Kürt. Yani bizim böyle bir hiçbir problemimiz olmadı, olamazdı. Ama nitekim Kürt, doğudaki Kürt kardeşlerimizi, büyüklerimizi bir siyasi parti adı altında
korumaya çalışan veyahut da onları savunmaya çalışan bir partinin Türkiye'ye vermiş olduğu zararları zaten şu süreçte gördük fazlasıyla. Muhakkak. Şimdi şükürler olsun ki zaten doğudaki, batıdaki, efendime söyleyeyim, özellikle şahit olduğumuz Kocaeli'ndeki birçok büyüklerimiz buna cevabı zaten sandıkta verdi. Çözüm sürecinde bu şekilde tabii ilerlemesi ben de şahsım olarak istiyorum. Bu şekilde. Ama tabii ki Cüneyt Başkan çok güzel bir şey değil de hani çözüm süreci PKK'ya hazırlanmış bir şey değildi. Tamamen Kürt halkına yönelik bir süreçti. Aynı şekilde de devam edeceğine ben inanıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, yavaş yavaş toparlayacağız ama biraz önceki Hayati Bey canlı telefon bağlantısı kurmak istemiş. Fakat Sayın Yayın Yönetmenimiz Rasim Bey izin vermiyor buna. Çünkü ikili bir diyalog olacağı için muhakkak ondan dolayı Sayın Başkan bilgin olsun. AK Parti ilçe teşkilatına gelirse kardeşimizle oturup görüşebiliriz, konuşabiliriz. Evet, eğer ki görüşmek istiyorsanız da yine sosyal medya üzerinden Cüneyt Bey'e mesaj gönderebilirsiniz. Muhakkak cevap verecektir. Evet, biraz Çayra'dan bahsedeceğim İbrahim Başkan. Gebze'yi biliyoruz, Delovası'nı biliyoruz, Darıca'yı biliyoruz ama Çayrova hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ne öğrenmek istiyorsan da söyleyelim hemen. Evet, Çayrova'da siyaset nasıl oluyor? AK Parti, CHP, MHP yani genel anlamda konuşmak istiyorum. Kendinizden örnek verin, diğer partilerden örnek verin. Özellikle meclis üyeleriyle yapılan görüşmeler. Ya çünkü fazla bir medyada bulunmadığı için fırsat mı fırsat diye soralım dedim. Şimdi medyada bulunmamızın sebebi şu süreçte zaten yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Allah hepsinden razı olsun, meclis üyelerimizden de olsun, efendim ana kademeden kadın kollarından. Hepsi ayrı ayrı çalıştı. Şu süreçte o yüzden de bir türlü böyle bir televizyon ekranına çıkıp da çalışmalarımızdan bahsetmeye fırsat olmadı. Ben 7 yıldır partinin içerisindeyim. Mahalle yönetiminden başlayıp mahalle başkanlığına kadar geldim. Mahalle başkanlığı, ilçe yöneticiliği, ilçe başkan yardımcısı. Yaklaşık 2,5 ay önce de ilçe başkanlığı büyüklerimiz tarafından bize tebliğ edildi. Göreve geldiğimiz günden hemen sonra zaten ertesi günü baba oldum. Böyle bir mutluluk yaşadık şükürler olsun Rabbimize. Akabinde de aradan bir hafta sonra da seçim startı verildi. O süreçte mahalle teşkilatlarımızı kurduk, yönetimlerimizi kurduk. Efendime söyleyeyim ama Çayrova'da gerçekten ben şuna şahit oldum. Şimdi insan bir sorumluluk aldığı zaman daha bir fay verimli çalışıyor ister istemez. O sorumluluğun farkında olduğu için. Ben şu süreçte Çayrova'da hiçbir siyasi partinin, AK Parti dışındaki hiçbir siyasi partinin sahada göremedim. Gerçekten de AK Parti Çayrova İlçe Teşkilatı bu seçimde gençlik kollarıyla birlikte mükemmel bir çalışma yaptı. Biz bunu elhamdülillah başardık fazlasıyla. Çayrova'da zaten bilginiz vardır. Sağ olsun belediye başkanımız mahallelerde bütün altyapı çalışmalarına kadar, efendime söyleyeyim asfaltına kadar her şeyi bitirdi. Bir Fatih Caddesi zaten yaptık ki bugün Taksim'deki veyahut da efendime söyleyeyim Caddebostan'daki caddelere bedel. Onlarla kıyaslanamaz bile o kadar güzel bir caddemiz oldu. Çayrova'nın şu an hiçbir eksiği yok. Hizmet konusunda hizmet alamadığı hiçbir mahalle kalmadı. Hepsini fazlasıyla belediye başkanımız yaptı. İlçe başkanımız nitekim aynı şekilde tek tek gezdikleri evleri hala gezmeye devam ediyorlar. Çayrova'da AK Parti %49.3 bir oy almıştı. Bunu şu an %59.3'e çıkardı. Ki inanıyorum ki bundan sonra da bu oy potansiyeli zaten gitgide de artacaktır. Biz bunu Çayrova'da bütün mahalleler AK Parti birinci çıkıyor diyebiliyorum. Evet. Ama tek bir mahalle hariç, İnönü Mahallesi haricinde. İnönü Mahallesi. Orada çalışma az mı yapılıyor yoksa? Yok, orada bir sıkıntı var. Çayrova'da inanın yani İnönü Mahallesi'nde bir sanki böyle bir duvar örülmüş. AK Parti orada hiçbir zaman birinci çıkamıyor. Bunun amacı nedir acaba? Bilginiz var mı? Araştırma yaptınız mı? Tabii ki İnönü Mahallesi'nde şöyle bir şey vardı. Bizim İnönü Mahallesi'nde şöyle ifade edeyim daha doğrusu. Belediye başkanımızın mahalle muhtarıyla yaşamış olduğu küçük bir diyalog vardı. Mahalle muhtarı da orada siyasi görüşü gayet belliydi. Halkı orada farklı bir şekilde galyana getirdi. Ki getirmeye de devam ediyor hali. Ama şimdi şöyle yani İnönü Mahallesi AK Parti'den önce de hep aynıydı. Şevki Bey'den bahsediyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Ama Şevki Bey'den önceki ziyaretten AK Parti da aynı. Şimdi ama şunu ifade edeyim. Tabii ki yıllardır burası AK Parti'nin elinde. 3 dönemdir Şevki Bey'le birlikte, Şevki Başkanımızla birlikte. 3 dönemdir hizmet alıyor ama İnönü Mahallesi ve Emek Mahallesi tabii ki şu an hani biraz daha ağırlıklı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları, teşkilat mensubuyla dolu, vatandaşlarla dolu. Hani diğer bir tabirle sol görüşlü büyüklerimizle dolu olan mahalleler. Ama İnönü Mahallesi ve Emek Mahallesi
şu 4 ayda, hatta şöyle söyleyeyim, özellikle bir şirket başkanının geldiği günden beri alabileceği en güzel hizmetleri aldı. Nitekim almaya da devam ediyor. İnönü Mahallesi'nde bir altyapı yoktu. Bir doğalgaz çalışması hiçbir zaman yoktu. Şu an belki girilmemiş 4 sokak kalmıştır. Bugün bir vatandaşımızın... Var. Daha çok sokak. yok hemen hemen o kadar kaldı. Ama bugün evet, çalışmalar devam ediyor. Mükemmel derece. Şu an bir 4 sokak kadar kaldı. Yukarı taraflara kadar her şeyi bitirdik. Bugün bir vatandaşımızın Palgaz'daki sıkıntısını çözmek için bir büyüğümüzü aradık, bir abimizi aradık. İnönü Mahallesi'nde ve Emek Mahallesi'nde çalışmalar devam ettiklerini telefonda telaffuz etti. Tabi bu da bize ayrı bir mutlu etti. Ama İnönü Mahallesi'nde de bu seçimde biz beklediğimiz oyun fazlasıyla aldık. Gerçekten evet. De aldık. Ha, orada şöyle bir eksiğimiz vardı. Teşkilat olarak belki biraz pasif kaldık. Ama bu dönem onu da atlattık elhamdülillah. Çok güzel bir kadro oluşturduk orada. Ana kademe mahalle başkanımız olsun, yönetimleri olsun, kadın kolları mahalle başkanımız olsun, gençlik kolları mahalle başkanlarımız olsun. Çok güzel bir kadro oluşturdular. Şu an onlar da nitekim ev ev dolaşarak yapılan hizmetleri de telaffuz ediyorlar. Bunlar da hani daha demin güzel bir şey demiştiniz. Vatandaşı bilgilendirmek, yapmış olduğunuz hizmeti vatandaşa göstermek gerek. Biz de şu an onun çalışmalarını yapıyoruz. Evet. Yani Sayın Başkan, ben birazcık şöyle Çayrova, Gebze, Darıca, Dilovası, zaten her sabah Dilovası'na gidip gelirim. Yani o yüzden hani ilçeleri biraz fazla bilirim. Birazcık da mesleki durumdan dolayı gezeriz. Çünkü en son İnönü Mahallesi'nde sağlık ocağı açıldığını biliyorum. Evet. Oradaydık biz de. Evet, bu da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok ederiz. Gerçekten İnönü Mahallesi'ne bugüne kadar yapılmış olan en iyi hizmet diyelim. Devamı da gelecek. Şu an İnşallah. Her mahalle o yapılıyor. Ve İnönü Mahallesi ile Emek Mahallesi'nde de bu konuda tabii bir takım sıkıntılarımız vardı. Onları da açtık. Çok güzel daha hizmetlerimiz var. Sürprizimiz var belediye başkanımız diyor. Biz de o sürprizi bozmadan evet, öyle kalsın. O sürprizleri birazcık ben istihbaratını biliyorum. Onu daha sonra inşallah biz birebir programımızda Çayrova'dan hizmetlerden daha iyi bahsedeceğimize de inanıyorum. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, şu anda soru almayı kapattık. Bunu bilginiz olsun, çünkü yavaş yavaş artık toparlanmaya başlayacağız. Böyle son sözlerimizi yavaş yavaş alalım. Semih Başkan. Ben öncelikle bir teşekkürle kapatayım. Ben burada öncelikle gençlik kolları yönetimimi, SKM yönetimimi, daha sonra kapı kapı sabah akşam gece gündüz demeden ev ev dolaşan kadın kollarımıza, daha sonra arkamızda dimdik duranlardan ilçe başkanımıza, daha sonra belediye başkanımıza, milletvekilimize, şu anki mevcut milletvekilimiz Cemil Yaman'a, daha sonra il başkanımıza, gençlik kolları il başkanımıza, anakademi il başkanımıza buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimde alnımızın aklına çıktığımızı düşünüyorum. Özellikle gençlik olarak Dilovası'nda ciddi bir yapılanma var. Bunun da inşallah devamını getireceğiz. Bundan sonraki süreçlerde daha çok hani yanlış yönlere itilmek zorunda olan Dilovası'ndaki genç kardeşlerimizi bir çatı altında toparlayıp geleceklerine biraz daha sağlıklı yön verme açısından güzel çalışmamız olacak. Zaten şu an önümüzde bir seçim çalışması olmadığı için bizler şu an biraz daha gençliğe yönelmek istiyoruz. Gençliğe yönelik biraz daha çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız da inşallah. Sonuçta biz bu iktidar partisinin iktidar gençlik kolları başkanlarıyız. Bizim üzerimizdeki olan vebal hiçbir tane partinin gençlik kolları başkanlarında yok. Çünkü bizim elimizde bir imkan varken bizler bunları vatandaşlara, özellikle genç kardeşlerimize yönelik kullanmıyorsak bizim üzerimizde ciddi bir vebali vardır diye düşünüyorum. Bu şuurda ilerliyoruz. Tüm ilçe gençlik kolları başkanlarıyla beraber. İnşallah biz bunları güzel yollarda kullanarak gençliğe dair ne yapılması gerekiyorsa bütün ilçelerde, bütün ilçe gençlik kolları başkanı olarak bunları kullanacağız. İnşallah bu yoldan da Allah bizleri saptırmasın. İnşallah bu şekilde ilerlemeyi diliyoruz. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Bizleri burada konuk ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ertan Başkan. Evet, biz de teşekkür konuşmamızı yaparak sonlandıralım. Öncelikle böylesine güzel bir programda bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün ekibinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akabinde bizim gençlik kolları olarak Kocaeli teşkilatlarındaki bütün genç başkanlarımızı, gençlik kardeşlerimizi, yönetimlerimizi başarılı olmamıza sebep olan İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Emre Kahraman'a çok çok teşekkür ediyorum. Onun başarısı bizlere yansıdı. Kesinlikle ve kesinlikle onun çizmiş olduğu çalışmalar, projeler biz sahada uyguladık. Yaptığımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle bunun da fazlasıyla zaten sonucunu almış olduk. Bütün yönetimime, emek veren bütün kardeşlerime, mahalle başkanlarıma ve bütün mahalle yapılarıma, bütün teşkilat içerisindeki seçim günü sandık başında duran bütün kardeşlerime, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Tabii bunun öncesinde bölge siyasetçilerimizin, büyüklerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Her zaman yanımızda oldular. Her zaman çalışmalarımızda, projelerimizde, genç kardeşlerimizle buluşmalarımızda, bizim programlarımızın bizim yanımızda olduklarını hep hissettirdiler. Ve onların bize vermiş olduğu heyecanla da biz Allah'ın izniyle koştuk, koşturacağız da. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar yarın da olsa yine aynı şekilde yapacağımızın herkes tarafından bilinmesini arzu ederiz, isteriz. Ve bizim şöyle de bizim AK Parti teşkilatlarının Türkiye genelinde bu vardır diye biliyorum. Ve Kocaeli teşkilatındaki arkadaşlarımızla iç içe olduğumuz için buna defalarca şahit olduk. Yarın seçim olacakmış gibi her gün ara vermeden disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tekraren teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen arkadaşlarımıza da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İbrahim Başkan. Biz de tabii ki teşekkür edelim. Öncelikle bizim başarımız, hepimizin başarısı birlik ve beraberlikten gelmektedir. Allah bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin öncelikle. İl başkanıma, yönetimine, efendime söyleyeyim, bütün ilçe gençlik kolları başkanlarına ve yönetimlerine, nitekim tabii ki ilçe başkanıma, belediye başkanıma ve bilhassa da çevre ve ilçe gençlik kollarına, bütün mahalle başkanlarıma, yönetimlerine ve sandık müşavirlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve onun akabinde de size ve sizin ekibinize ayrı teşekkür ediyorum bizi konuk ettikleri için. Ertan Başkan'ın söylemiş olduğu gibi biz yarın seçim olacakmış gibi hala çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 Kasım'a kadar göstermiş olduğumuz bütün çabayı şu an 2 katını belki 3 katını sahalarda şimdiden sarf etmeye başladık. İnşallah da sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. Ondan yana da Allah'ın izniyle bir şüphesi olmasın hiçbir hiç kimsenin, bizi izleyenlerin özellikle. Aynı zamanda da şunu da telaffuz edeyim. 1 Kasım seçiminden sonra özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çevre ve ilçe gençlik kolları, nitekim bunu bütün ilçe gençlik kolları başkanlarımız yaşıyordur. Mükemmel bir şekilde talep var. Parti üye olmak isteyenler, yönetimde yer almak isteyen, mahalle gençlik kolunda yer almak isteyen bütün kardeşlerime ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Geldik size yine Sayın Başkan. Evet. Ev sahipliği yaptınız bugün diğer bölgelere. Sizden de son cümlelerinizi alalım. Ben de tek tek sayayım madem herkes saydı. Tabii. Öncelikle İl Gençlik Kolları Başkanımız Emre Kahraman'a gerçekten bizi Ertan Başkanımızın söylediği gibi biz çalışıyorduk. Belki %70-75 ile çalışıyorduk. Emre evet. Başkan geldikten sonra inanılmaz bir potansiyelde çalışmaya evet. başladık ilçelerde. Gerçekten inanılmaz bizi ateşledi. Onun için teşekkür ediyorum. Onun payı çok büyüktür. Onun yönetimine, onun SKM'sine, ilçe gençlik kollarımızın yönetimlerine, mahalle başkanlarına, bütün sandık müşahitlerine, il başkanımız Şemsettin Ceyhan'a, bütün ilçe başkanlarımıza ve bizim çok değerli olan diğer ilçe gençlik kolları başkanlarına hepsine ben de teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İkinci olarak da söyleyeceğim şu var. Şimdi bizim oyumuz arttı. Evet, gençler olarak da şunu söyleyebiliriz. Eğer bir partinin oy kullanım sayısı bir önceki seçimde %75 ise bir ülkede, şu anda %85 ise burada %10'luk bir kısım ilk defa oy kullanacak gençler vardır. 18 yaşında ilk defa oy kullanacak. Biz öyle bir çalışma yaptık ki Emre Başkanımızdan Allah razı olsun ve bütün ilçe başkanlarımız burada. Hepsi biliyorlar. Bizim sadece Darıca genelinde 1050 tane ilk defa oy kullanacak genç vardı. Biz bu gençleri yaptığımız o çalışmalarla sandığa götürdük ve AK Parti'ye oy vermelerini sağladık. Onun için AK Parti'nin oyu arttı. Arttığı zaman da eskiden aldığımız, şimdi Semih Başkanımızın söylediği gibi %16 arttı diyor ama gerçekten belki bir önceki seçimde sandığa gitmeyip bu seçimde sandığa giden çok insan vardı AK Parti'de. Evet, %4. Çok insan vardı. Onun haricinde geçen seçimde oy kullanamayıp şimdi yaşı dolan da bir sürü genç kardeşimiz vardı. Biz onları şükürler olsun ki AK Parti'ye yönlendirdik. Burada başarılı olduk diye düşünüyorum. Ve son olarak da şöyle kapatmak istiyorum. Biz artık iktidar olduk. Bunu kazandık. Kesinlikle rehavete kapılmıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Fakat bizi de sevincimizi yaşarken de bize bu mesaj atan insanlar teşkilatımıza gelip hala da AK Parti'yi eleştirmeye çalışan insanlara da şunu söylüyorum. Biraz da şuna baksınlar. Biz şu anda şunu bekliyoruz. Belki bununla alakalı bir proje de yapmayı düşünüyorum. Eşek gibi anıracağını söyleyen insanlar vardı. Gidip köyüne dönüp tavuk besleyecek olan insanlar vardı. O insanları da bir sıkıştırsınlar, bir sorsunlar. Eşek gibi anırmalarını gidip köylerinde tavuk beslemelerini bekliyoruz. Verdikleri sözü tutsunlar. Çünkü AK Parti verdiği sözü bugüne kadar tuttu. Onlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir çarşamba gününden Genç Söylem programının sonuna geldik.
Yine Batı Yakası'nın bölgesinin AK Parti ilçe gençlik kolları başkanları Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Semih Kaya, Gebze Ertan Kara ve Darıca Cüneyt Şentürk ve İbrahim Güler, Çayrova İbrahim Güler çok birbirinden muazzam bilgili ve siyaseti iyi bilen sayın başkanlar konumuzdu. Konuştuk. Gençlerin dertlerini anladık birazcık. Fikirlerini aldık. Sizlere aksettiler, artık aldınız veya almadınız. Onun inşallah almışsınızdır. Biraz önce dediğiniz gibi eleştiriden bahsettiğiniz sayın başkan, başarılı olan insanlar her zaman eleştirilir. Bunun da cevabını ben de vermiş olayım. Geldik yine bir programın sonuna. Haftaya çarşamba günü saatler 20.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Her zaman ailenizin televizyonu Kanal 5 yanında kalmanız dileğiyle herkese iyi akşamlar. Kentsel Yapı'nın sunduğu Mert Güranç'ta Genç Söylem sona erdi.